Kaşları yanı sıra Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz iki tane çamaşır makinesi modifiye ediyorsunuz. Bakın bağlantı yerlerine sağa sola dönüş anahtarları konulmuştur. Şöyle ikisini aynı anda gösteriyorum. Ve devir kontrolü için de dimmer dediğimiz light timer takılmıştır. Şimdi ben sizlere bunun nasıl devir ayarlı, nasıl sağa sola döndüğünü sizlere göstereceğim. Ve bir de bunun normalde 500 veya 1000 devir arası dönerken şerit ledi kendisinin yaktığını, yani üretken olarak yaktığında sizlere göstereceğim. Normalde 15 santimlik iki tane şöyle şerit ledde bağlanmıştır. Bunlar motor dönerken kendisi ürettiği enerjiden yakmaktadır. Şimdi fişlerini soktum. Şu anda çalıştıracağım. Bakın. Şu anda dönmeye başladı. Sesini duyuyorsunuz. Bu da dönüyor. Ve bakın ışıkları yaktı. Şu anda 1000 devri geçti tabii. Şimdi kapatıyorum. Yalnız şu çok önemlidir. Motorun yönünü değiştireceğiniz zaman mutlaka motorun durması gerekmektedir. Aksi takdirde motoru parçalarsınız. Şimdi ben size motorların ters döndüğünü, düz döndüğünü göstermek için şuralarına bant bağlayacağım. Evet, buralarına bant bağladım. Siz döndüğünü, nasıl döndüğünü ve hangi yöne döndüğünü görmeniz açısından. Şimdi tekrar açıyorum. Bakın. Bakın yavaş yavaş dönüyor. Şimdi diğerini döndüreceğim. Evet. Biraz yavaşlatıyorum. Motorun sesinden de görüyorsunuz. Ve şu anda saat yönüne doğru dönmektedir. Şimdi biraz daha hızlandıracağım. Bunu da hızlandıracağım. Bakın. Evet, şu anda şerit ledleri yakmaya başladı kendi şeyiyle. Tabii bu şu anda ses yapıyor. Bakın. Bant sesi. Şimdi ikisini de durduruyorum. İkisini de durduruyorum. Bunda da çıt kapatma anahtarı vardır. Bunda ise şimdi ters yöne döndüreceğim. Bunu da ters yöne döndüreceğim. Şöyle yaparsak. Şimdi tekrar açıyorum. Tabii motor durdurmadan ters yöne döndüremiyoruz. Bakın. Şimdi saat yönünün tersine döndü. Bu da aynı şekilde bakın. Açıyorum. Saat yönünün tersine dönüyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Ve ledler de belirli hızdan sonra yanmaya başladı. Şimdi kapatıyorum. Kapatıyorum. Bunları çıkarıyorum. Bantlar çünkü ses yapıyor. Gördünüz sağa sola döndüğünü ve devir ayarlı. Bunu da çıkaracağım. Şimdi son süret. İkisini de döndüreceğim. Göreceksiniz. Şu anda 14-15 bin devir dönmektedir. Sesinden de evet. Kapatıyorum. Çekiyorum. Bakın fişi çektim. Hala ledler yanmaktadır. Fişi çektiğim halde. Çünkü bu kendi döndüğü zaman elektriği üretmektedir. Bu 4-5 metrede şerit led yakar. 4-5 metre şerit led yakar. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz çamaşır makinesi motoru modifiye edilmiştir. Bunun gücü 620 watt'tır. Şurada parmağımın ucunda yazmaktadır. Fakat telefonun çözünürlüğünden dolayı gözükmemektedir. Bunun kumanda etmek için bir tane dimmer dediğimiz devir ayarlayıcı bağladım.
Bu devir ayarlayıcı, bu motoru 0 ile 18.000 devir arası istediğiniz devirde döndürmektedir. Ve ayrıca bir de tik tak anahtar dediğimiz bir anahtar bağladık. Sağa devir, sola devir gibi. Bu anahtarı yalnız motor durmadan yönünü değiştirmek yanlıştır. Motor durduktan sonra yönünü değiştirebilirsiniz. Yani sağa ve sola dönüşlere. Şimdi 220 fişe taktım gördüğünüz gibi. Şimdi dimmerle açıp kapatacağım. Bakın burada da açma kapama anahtarı da vardır. Bakın çıt sesini duyacaksınız. Şimdi hafif açtım. Şuraya da bir bant bağladım sizin dönüşü görmeniz için. Bakın şimdi hafifçe döndürüyorum. Bakın sağa doğru. Sağa doğru. Şu anda çok yavaş bir şekilde dönmektedir. Yavaşlatıyorum. Bakın durdurdum. Gördüğünüz gibi durdurdum. Şimdi tekrar döndürüyorum. Ve bakın sesine. Evet. Kapatıyorum. Kapattım. Motor tamamen durması gerekiyor. Tabi bunu elinizle tutmayın. Ben şimdi şöyle bezle durduruyorum. Durduktan sonra sağ veya sola dönüş anahtarı ben sizi görsün diye tekrar getirdim. Şimdi ters yöne döndüreceğim ki motor şu anda bu tarafa doğru dönecek. Bakın. Evet şimdi döndürüyorum. Bakın. Biraz yavaşlatacağım. Yavaşlatıyorum. Bakın durdu. Hafif döndürüyorum. Bakın. Şu anda. Evet. Tekrar durduruyorum. Bu 18.000 devir dönmektedir maksimum. Tabi yüke girdiğinde bu devir mutlaka birazcık düşecektir. Teşekkür ediyorum.